Burada yerelin talepleri işte bakanlığımızın uygun görmesiyle yaklaşık 2012'den bu yana aralıksız bir pandemide dahil olmak üzere 10-11 yıl Adramiteyon'daki kazıları sürdürdük. Bilimsel danışmanlığımızda devam eden bir süreç. Tabii Ören, yani Adramiteyon'u altında Kore'ye gelen Ören ayrı bir model bizim için. Çünkü yaşayan bir dokusu var. 1950-60'lardaki süreçle imara açılan, o zamanki yani tabii sit koşulları söz konusu değil. Sit koşulları o imar planına uygun az katlı yerleşimin üzerine gelen koşul. Bu da tabii yaşayan yerleşimler adına, yaşayan antik dokuyla kesişen yerleşimler adına daha da farklı bir dosyon taşıyor diyebilirim hani bu bağlamda burası. Sorunsalıyla birlikte. Dolayısıyla bunu da bilerek, giderek böyle farklı disiplinlerin içinde yer aldığı, hakeza bu ilgide örneğin şehir planlama bölümünden yine hocalarımız, mimarlık fakültelerinden işbirliğinde çalıştığımız arkadaşlar bu yaşayan doku ilgisinde, giderek tabii arkeolojinin kendi ilgisindeki alanlarla birlikte bir platform olarak yükseldi yıllar boyu. Buranın tabii ki asıl amaç buranın sunduğu o bilimsel potansiyeli açığa çıkarmak ama yerelde de burayı bir örnek model olarak yükseltme sorumluluğunu bir anlamda gönüllü olarak da üstlendik. Hemen ardından gelen işte kazılar sürecine paralel olarak 2015 yılında da çünkü çevre alanıyla birlikte oldukça önemli bir merkez durumunda Adramiteyon yüzey araştırmaları başladı. Eş zamanlı olarak hem kazıları hem yüzey araştırmalarını geçen yıla kadar sürdürdük. Bu da Körfez içinde bir birikim yarattı. İlk tarımsal topluluklardan başlayan bir süreç. Bunun üzerine yine arkaik dönemler, klasik enistik dönemler, Roma ki Adramiteyon Roma döneminde oldukça önemli bir konventus merkezi. Tabii çevre alanıyla birlikte geç Roma, Bizans kırsal alanında kullanımı ve Ayvalık sahasında da hatta işte yakın dönem Osmanlı dönemi Rum sivil mimari örnekleri ki bunların da ihmal edilmişliğini gördük. Örneğin adalar, adalar tabii ki hani çok önemli tabiat varlıkları, doğal varlıklarımız ama onların üzerindeki kültür varlıkları da ihmal edilmişti. Dolayısıyla bu bütünleşik çalışmalar birçok kamu kurumlarıyla da bizi işbirliğine sevk etti. Koruma kurumlarıyla aynı şekilde tescil çalışmaları olsun. Yine Adramiteyon dahilinde yaşayan doku var. Hani sit alanı dahilindeki özel mülkiyette kalan alanlar için alınan sondaj kararları gene bizim ekibimiz eliyle gerçekleştirildi. Koruma amaçlı imar planı ihmal edilmişti buranın. Bunun için yine çabaladık. Böyle bir kamusal gerekliliklerden doğan durumlar da bize adreslenmeye başladı. Biz de seve seve yaklaşık 7-8 ayrı üniversiteden, ilgili branşlardan hocalarımızla birlikte hem tabii ki o bilimsel üretkenliği devam ettirdik ki şu an 70-80'e yakın makale, kitap içi bölüm farklı hocalarımızın uzmanlığında yayınlanmış durumda. Bir o kadar gene yayınlanmaya hazır durumda ama buranın işte dediğim gibi çevresiyle birlikte bir model olarak öne çıkması hep yerelde bir beklenti. Bunun da biz kültür turizmiyle olabileceğini biliyoruz çünkü o potansiyeli gördük. Yani Neolitik dönemden başlayan bir süreç içerisinde her dönem hakkında bilgi sunan bunlar yeri geldiğinde bizim bir mottomuz var dernek olarak tanı yaşat koru. Sahiplenmeyle başlıyor. Önce bilmek lazım eldeki değeri. Sonrasında tabii onu korumak adına da işlevlendirmek. İşlevlendirmek derken her zaman tabii ki kamuya açık halde ve uygun şartlar altında işlevlendirmek. Bu mottoyla ilerledik ve bu değerlerin de bir anlamda öne çıkarılması, tanıtılarak korunması özelinde bir gidişimiz oldu. Yıllar içerisinde Adramiteyon ve çevre alanının bize sunduğu verilere dayanan projeler üretmeye başladık. Hem Adramiteyon için hem çevre alanı için. Dediğim gibi hani tanı, yaşat, koru ilkesinden çıkışla bu değerlerin bilinmesi gerektiği ve bu değerlerin geleceğe aktarılması için de benimsenerek işlevlenmesi, tabii kamusal anlamda konuşuyorum, onun bir fayda, bir fark yaratacağına inandık. Bugün Ören'de
Tabii ki çok önemli bir kültürel süreci var. Yaklaşık 6000 yıllık bir süreci var. Her dönem hakkında çok fazla veri elde ettik kazılarla, antik kaynaklarda da biliyoruz. Bizim farklı lokasyonlarda kazı alanlarımız var. Bu kazı alanları için projeler ürettik. Bunları kurullara sunduk. Onaylandı. Bir kısmı halen onayda. Mesela Ören Meydanı için bir tasarımımız var. Orada şu an atıl durumdaki mimari parçalarının kullanımında Ören'e gelenleri, evet burada böyle bir değer varı hissettirecek. Ya da işte diğer alanlar için hani çevre tasarımlarımız var ki bunlar da üst ölçekteki koruma amaçlı imar planındaki tanımlı alanlara şekillenmiş vaziyette. Bir bilgi sergi evi olsun istiyoruz burada. Çünkü bu potansiyeli biz gördük. O bilgi sergi evinin içini dolduracak içeriği de ürettik. Arkamızda gördüğünüz hemen hepsi imitasyon eserler. Buradan çıkan eserlerin birebir kopyaları. Bu projeyi hatta bir Amerikan Elçiliği'nin Kültürel Miras Fonu'ndan destek alarak içeriğini ürettik. Ama bütün objeler, bütün hani o sergideki her türlü konsept A'dan Z'ye hazır, fiziki uygulamayı bekliyor. Artık biz beklemesin istiyoruz. Bir anlamda işte Ören için de burada altında koruna gelen bu değer bir fayda sağlasın istiyoruz. Yani biz onu bilimsel anlamda zaten değerlendiriyoruz. Ama işte Ören'in kanımca tekrar bu 70-80'lerdeki çıkışı yakalaması hem çevre değerleriyle, çevre alanındaki değerleriyle hem de işte altında saklı bulunan antik kentin sunduğu bilginin tanzim edilmesi, peyzajlar yaratılması. Ören yaşayan bir dokusu var. Kazı bir gerekliliktir. Bizim zaten kamusal alanda, sit alanı dahilinde belli yerlerde kültür pencerelerimiz, yani kazı alanlarımız var. Bunları peyzajıyla birlikte ve bir bilgi sergi evinin aynı amaçla kullanımıyla birlikte işte buraya gelen insanın bu kent hakkında birçok şey öğrenebileceği, birçok antik kent kadar değil diyeceğim, ondan daha erken kültür katlarına sahip bir yerleşimin üzerinde geçtiğini, üzerinde yaşadığını, dolaştığını hissetsin istiyoruz. Bunlar enikonu durumlar değil ve birçoğu da koruma kurullarından onaylanan projelerimiz. Artık biz bunların fiziki uygulamanın gerçekleştiğini istiyoruz. Bölgesel bazda da tabii kamusal anlamda birçok proje oluyor. Örneğin Ekim ayından itibaren bizim ekibimizin bir kısmı Bakanlığımızın Balıkesir Kuvayi Milliye Müzesi Müdürlüğü Başkanlığı'nda sürdürülen kurtarma kazılarında bölgede bir baraj inşaatı var. O barajın rezerv alanı içerisinde kalan kültür varlıkları ile ilgili koruma kurulunların verdiği görevler doğrultusunda gerekli ön çalışmaları 2015-16 sürecinde biz gerçekleştirmiştik. Acil eylem planını hazırlamıştık. Şimdi o çalışmalar 2023'ün sonu itibariyle başladı. Ekibimiz arazide kışında hiç aralık vermeksizin, yalnızca 3-4 gün bir aramız oldu soğuklarda. Günümüze kadar, çünkü orada bir zamanla da yarış var. Fakat bakın orada da bambaşka bir boyut, hani bu şeyin, kırsalın, Burhaniye dahilindeki Körfez'in tarım endüstrisinin belli bir kesitini çok net bize sunan, objelerle sunan, mekanlarla sunan bir içerik var. Bir iki evreli kilise yapısı, o zamanın şeyinde kırsalın tarımsal organizasyonu üstlenen bir ruhban sınıf, çok büyük depo mekanları, bunun yanı sıra her türlü ticaretle ilgili, tarımsal ticaretle ilgili donanımlar, bunun içerisinde kantarlar olsun, içlikler olsun, bir şarap içliği yeni şekillenmiş vaziyette. Tabii bu proje özelinde baraj altında kalacak saha içerisinde, ama biz bunun verisini kurtarıyoruz. Kurtarma dediğimiz bu. Ve istiyoruz ki bu kurtardığımız veri de buraya dönsün. Hani buradaki bu içerikleri belli canlandırmalarla, belli tasarımlarla ve belki o objelerin, çünkü objenin asılları tabii Bakanlık Müzesi'nde olur ama burada o fiziki şartlar sağlanırsa imitasyonları olsun, arkamızda gördüğünüz örneklerde olduğu gibi bir bilgi sergi evi içerisinde yerini alsın ki bu farkı yaratalım. Ayvalık hususunda yine UNESCO yolunda ilerliyor Ayvalık. Bu oldukça önemli. Zeytin endüstrisi üzerinden bir adaylığı var.
İşte o adalarda o eksiği gördük. Biz tamam hani Ayvalık Merkezi için işte Cunda olsun, Küçükköy olsun bunlar çalışılmış ama adalar hiç çalışılmamış. Adalarda hiçbir tescilli kültür varlığı kayıtlarda bulunmazken biz bütün adalarda işte yine şeyden başlayarak klasik helenistik dönemlerden başlayarak Bizans kullanımında ve onun üstüne de ayrı bir boyutu olarak da Osmanlı dönemi Rum sivil mimari örneklerini tespit ettik, belgeledik. Şimdi tescilleme işlemleri devam ediyor. İşte bunları da benimsetmek, bunları da bir anlamda çünkü hızlı bir erozyon içerisinde buranın destinasyonuna katılması tabii ki arka planda o bilimsel üretinin üzerine konabilecek bir durum. Şimdi sonuç itibariyle bizim yaratmak istediğimiz, yerel için yaratmak istediğimiz bu farkındalık çabasını çok güzel karşılayan bir sürece girdik. Adrafest ile. Bahsettiğim hani derneğimizin belli temsilleri oluyordu. 2 yıl önce Sabriye hocamız vasıtasıyla Hakan Okay ve Mesut Çaşka ile tanıştık. Derdimizi, meramımızı anlattık ve bugün bütün bu festivalin sanat danışmanlığını, sanat ayağını üstlenen çok değerli hocamız Cihat Aşkın eliyle, dokunuşuyla ve bu konuştuğumuz klasik kültür mirasının tam karşılar klasik konsepti bunun üzerine giydiren bir festival akademisi bu şekilde oluştu. İlk kıvılcımları böyle yakıldı. Geçtiğimiz yıl oldukça olumlu tepkiler aldık. Yerelde evet işte bunu görmek istiyoruz'u bize halk çok güzel geçirdi. O iştahla bu yıl daha da etkinlik sayısını arttırarak konserler bütünü, yalnızca konserler değil içinde eğitim de var. Hem minik sanatçıların eğitimleri de gün boyu sürüyor. Paneller var yine kültürel mirasımız üzerine odaklanan. Bizim bu yılki Ekim'den itibaren iştigalimiz bir kurtarma arkeolojisi baraj sahasında. Bundan feyz alarak yine Mehmet Özdoğan hocamız bizle birlikte olacak. Nezih Başgelen hocamız bizle birlikte olacak. Ve yakın bölgede çok önemli çalışmalar sürdüren Antandros Kazı Başkanımız Gürcan Polat yine bizimle birlikte olacak. Ve kurtarma arkeolojisini masaya yatıracağız. Bu konsepte etkinlikler bütünü olarak çok heyecanlıyız. Tabii bir tarafta saha çalışmalarımız devam ederken elimizden geldiğince Adrafest'e hazırlandık diyebilirim. Murat Hocam'ın da bahsettiği gibi Adramityon antik kenti ve etki alanı içerisindeki tüm kültürel mirasın doğayla birlikte o miras bütünlüğü içerisindeki tüm yapılan bu 2012 yılından itibaren tespit edilen ve bu tespitlerin akabinde de projelere dönüşen her detayı Murat Hocam çok güzel anlattı. Buradaki bu detaylarla birlikte bizim bunları görünür kılabilmemiz ve farkındalık oluşturabilmemiz için de biz kültür, sanat, spor etkinliklerini her grup ve her ilçeyi de içine alacak şekilde bir Ören Adramityon Derneği içerisinde bir çalışma içerisinde olduk. Ve aktif hale derneğimizin yapacağı faaliyetlerle birlikte de kültürel mirasa dolayısıyla bütüncül anlamda da bir mirasa farkındalık oluşturmak amacıyla yola çıktık. Tabii buradaki amaçlarımızın hedefi bunların korunması, tanıtılması ve yaşatılması. Bu da sürdürülebilirlikle ilişkili olarak da tam da bizim istediğimiz şekliyle bir körfezi kapsayacak ve ilimizi, Balıkesir ilimizi kapsayacak şekilde olmasını hedefledik. Ve burada bizimle birlikte aynı heyecanı paylaşan, buradaki üretimlerin değerini bilerek uluslararası anlamda tanıtacak şekilde de dünyaca tanınmış keman virtüözümüz Cihat Aşkın hocamızla karşılaştık. Ve Mesut hocamız ve Hakan hocamızla birlikte biz beşli bir ekip olarak bir toplantı yaptık. Ve bu heyecanımızı biz klasik olan her şeyi birleştirmek üzerinden, arkeolojik değerlerimizle klasik müziği birleştirmek adı altında yola çıktık. Ve ikincisini de Adrafest'le taçlandırıyoruz. Ve bu bir aslında kültürel bir sanat, kültür ve eğitim projesidir Adrafest. Dolayısıyla burada hem
Acemi Tüyün adı altında bir orkestra kampı ve aynı zamanda bir orkestra konserleri, oda müziği ve aynı zamanda da ilçemizin bütün değerlerini, ilimizin bütün değerlerini de yansıtacak şekilde de yapacağımız etkinliklere dönüştü. Ve bu sene 6 tane ilçede, Edremit Körfezi'ndeki tüm ilçeler olmak üzere Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Havran ve Balıkesir merkez olmak üzere de Karesi ilçesiyle birlikte 6 ilçe 20 konserle birlikte biz bu sene yoğun bir şekilde takvimimizi belirledik. Ve biz burada hedeflerimiz Adrevitsyon antik kenti ve etki alanındaki tüm değerlerle birlikte civardaki hassas olduğumuz kültürel mirasa da aynı zamanda dikkat çekiyoruz. Örnek verecek olursak yapacağımız konserlerden bir tanesi Antandros'un ören yeri olması. Aynı zamanda hocamızın tespitlerinin de önemi dahilinde kazı evinde yaptığımız ve ören meydanda yaptığımız konserlerde Adremitsyon'un Cumhurbaşkanlığı kazısı olmayı hedeflemesi kısmındaki farkındalığı oluşturmak. Yine hocamızın belirttiği gibi UNESCO sürecinde olan Ayvalık'ın da aynı şekilde doğal ve kültürel mirasına altını dikkat çekecek şekilde de bizim oda müziği ve orkestra konserlerimiz olacak. Dolayısıyla Edremit Körfezi'ndeki tüm ilçelerin bu kısımda mirası dikkat çekeceğimiz şekildeki konserlerimiz olacağı gibi oda müziğiyle birlikte işletmelerimiz var. Ve yerelin de katkısıyla birlikte, çünkü burada sponsorlarımıza ve destekçilerimize ve katkılara da değinmek gerekiyor. Çünkü bizimle birlikte aynı heyecanı paylaşıyorlar. Bu seneki, geçen sene olduğu gibi bu sene de ana sponsorumuz olarak Balıkesir Büyükşehir Belediye'miz ve Balıkesir Kent Konseyi'miz var. Ve ilçe belediyelerimiz var. Aynı zamanda Balıkesir Üniversitemiz var, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültemiz var ve aynı zamanda da ticaret odalarımız ve yereldeki zeytinyağı fabrikaları ve turizm işletmeleri bizimle birlikte. Ve tüm bu katkılarla birlikte Adrafest'e yol alıyoruz ve bir eğitim projesi olan ve aynı zamanda kültür sanat projesi olan Adrafest 2024 yılında da eğitimi, kültürü, sanatı, arkeolojiyi, müziği, turizmi ve festivali de içinde alacak şekilde de bölgeyi tanıtacak ve bölgenin markası olacak şekilde de Adrafest 9 ve 18 Ağustos 2024'te bütün destekçiler ve katkısı olanlar ve yerel paydaşlarla birlikte halkımız ve burayı ziyarete gelen kişilerle birlikte de canlı bir festival takvimine ulaşmış olacak. Hocam, sizleri en çok heyecanlandıran gün hangisi? Buyurun hocam. Ben fark etmez. Beni en çok heyecanlandıran gün geçtiğimiz yıl Adrafest'in buradaki ayağı oldu. Burada tabii şu an hani günlük kullanım kazı evimiz, arka bahçede bizim tespit ettiğimiz kilise çevre alt kotlarında Roma yapıları. Tabii onu hiçbir şekilde bu konserleri hani bu mekanlar içinde yapmıyoruz ama peyzaj alanı olarak kullanıyoruz, fon olarak kullanıyoruz. Aslında bu konseptle Cihat hocamızın sanat yönetmenliğini üstlendiği bu klasik konsept çok örtüştü. Hani bunun içerisinde bizden de motifler olan ve yıllardır burada hani çalışıyoruz, öğrenin farklı noktalarında, dediğim gibi yüz araştırmalarında, çevre ilçeleri de kapsar vaziyette. Aslında şunu fark ettim ki buraya gelen kitle, ki geçtiğimiz yıl çok özel, çok fazla bir duyurda yapmamıştık ama tamamen hani buradaki kapasite doldu. Onların bir şekilde o heyecanı ve o müzikle birlikte burada esasında bizim üstlenerek hani
halka da geçirmek istediğimiz bu farkındalığın çok güzel örtüştüğünü gördüm ve adeta hani tüylerim diken diken oldu gelen tepkilerle de birlikte. Şunu gördüm ki evet, bu Adra Fest, Adra Mitteyon Festival Akademisi aslında bizim karşıya geçirmek, halka geçirmek, yerel yönetimlerin dikkatini çekmek istediğimiz, burada bakın bu değer var. Biz bunu bilimsel anlamda değerlendiriyoruz ama buranın da bu potansiyelinin uygun koşullarda artık hani fiziki uygulamalarla kazandırılması, benimsetilmesi gerekiyor. Dilini çok güzel karşıladı. Yani belki hiç konuşmadan böyle bir dokunuş bizim yıllarca anlatmak istediğimiz duruma dil oldu, bize dil oldu. Bu beni hani çok heyecanlandırdı. Muhtemelen buraya gelenler bile ilk defa görüyor buradaki bu kazılmış alanları. Evet, evet, evet. Maalesef çünkü öyle bir, dediğim gibi hani kuruldan geçen birçok peyzaj projesi var ama fiziki uygulamalar şu ana kadar gerçekleşmiş değil. Bunun belki bir demonstrasyonuydu, bir canlandırmasıydı ki yalnız işte klasik konsepti bunun üzerine giydiren bir müzik festivali şeklinde, bir müzik dinletisi şeklinde çok güzel örtüştü. Evet, işte bu bizim anlatmak istediğimiz, esasında saatlerce anlatsak, bizim hani şey dilimiz vardır biraz da teknik ve sıkıcı bulunan, hani belli detayları burada karşıya geçirmek için seçici olmak gerekir, o zaman anlaşılır oluyoruz ama işte yıllar boyu anlatmaya çabaladığımızı, esasında o dokunuş bize dil oldu ve hiç konuşmadan anlattı. Bu çok güzel bir şey ve bunu da bu anlamda daha da özenerek, daha da kapsamlı bir şekilde devam ettirmek istiyoruz. Peki Sabri Hocam, sizi en çok heyecanlandıran bir hangisi? Adra Mitteyon Festival Akademisi olması itibariyle zaten her mekanın kendi atmosferine uygun olarak bu etkinlikleri düzenliyor. Yani işin içinde biraz önceki söylediğim şekliyle mekansal verileri ya da mekanda hissedeceğimiz o canlılığı da müzikle birlikte bütünleştirmek amacıyla yola çıktığımız için geçen sene İlk defa yapılmış olan kazı, Adra Mitteyon Kazı Evi'ndeki çok heyecanlıydı ve ilk açılışı da burada yaptığımız için. Ve her mekandaki, hem müzede yapıyoruz, hem kazı evinde yapıyoruz, hem meydanda yapıyoruz, hem zeytinyağı fabrikasında yapıyoruz, hem turizm işletmelerinde yapıyoruz. Dolayısıyla bütün mekanların hissiyatı ve özellikleri konserlerdeki atmosferin de yükselmesine ve büyülenmesine neden oluyor gelen kişiler tarafından. Burada bizim hassasiyetimiz konusunda ki hocamın heyecanı aynı şekilde Adra Mitteyon Kazı Evi'nde ve Ören Meydan'da ve diğer mekanlarla birlikte de artarak devam ediyor. Bu sene de aynı şekilde devam ediyor. Açılışımız Adra Mitteyon Kazı Evi'nde, kapanışımız Ören Meydan'da. Yani antik kentimizin merkezi olan Ören'le başlayıp Ören'le bitirilmesi, kapanış konserleri bizim için çok önemli ve bu etkinin de bütün ilçelere ve Balıkesir merkeze yayılması kısmını önemsediğimiz için geçen seneki yaşadığımız bu heyecan artarak diğer mekanlara da sirayet etti diyebiliriz. Evet, heyecandan söyleyemedim ben de. Peki hocam, caz aşkından bahsettik. Başka hangi sanatçılar burada olacak? Sanat yönetmenimiz Kemal Virtüöz'e Cihat Aşkın'la birlikte onun kendi bağlantıda olduğu ve tanışık olduğu dünyaca ünlü sanatçılar da bizimle birlikte olacak. Caka, Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları projesi yıllardır devam ediyor. Bu senede 85 tane öğrenciyle birlikte yaz akademisini, uluslararası yaz akademisini gerçekleştirecekler. Ve 20 tane sanatçımızla birlikte geleceğin genç sanatçıları Bubio Otel'de eğitim alacaklar. Öğleden sonra 20 sanatçıyla birlikte prova çalışması yapacaklar ve aynı zamanda da akşam orkestrada ve oda müziğinde görev alacaklar. Geleceğin genç sanatçıları Adrafest, yani Adra Mitteyon Festival Akademisi içerisinde eğitim aldıkları gibi kendilerini orkestrayla birlikte de sahne deneyimi
yaşatacaklar Adrafes çatısı altında. Kimler var sanatçılar dediğimiz zaman İngiliz Kraliyet Akademisi'nden iki tane profesörümüz olacak. Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan Berlin Filarmoni Orkestrası'na kabul edilen ilk ve tek Türk olan Hande Öğün bizimle birlikte olacak. Ve bununla birlikte 20 tane toplam kıymetli sanatçılarımız ve eğitmenlerimiz bizimle birlikte olacak Adrafes çatısı altında. Onun için de hem konserlerimiz hem eğitim hem de festivalin havasıyla birlikte yaklaşık olarak Adrafes'in kadrosunda olan 120 kişi buradaki yaşayan kişilere ve aynı zamanda burayı ziyaret eden kişilerle birlikte olmayı hedefliyor. Hocam son olarak izleyicilere ne söylemek istersiniz? Kaçırmaması gerektiğini. Çünkü bu heyecan gittikçe artıyor ve çok önemli bir heyecan. Kültürün, sanatın, festivalin ve turizmin ve eğitimin olduğu bir festival olarak hiçbir etkinliği kaçırmamalarını tavsiye ediyorum. Bizimle birlikte olmaları da bizi onur edecek ve gururlandıracak. Hocam sizin de ekleyeceğiniz bir şeyler var mı? Evet, Antandros Ören yeri olmalı. Ören de o yaşayan doku içerisinde, o yaşayan dokuyu da niteliklendirecek kurumsal kazılar başlamalı ve Ayvalık'ta UNESCO sürecini sağlam adımlarla devam etmeli diyorum. Böyle bitireyim. Evet, biz hazırız.